Değerli basınımızın mensupları, her şeyden önce bu toplantıda katıldığınız için teşekkür ederiz. Malumunuz 2017-2018 futbol sezonunda ve diğer branşlar olmak üzere kulübümüz yeni bir yapılanmaya gitti. Bunun için de yeni yönetim oluştu ve sezona başladık. Sezon boyu belki ilk başta bu yola çıkarken bu şekilde büyük hedefler koyulmadı. Hedefler öncelikle Osmancık'ta gençlere spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve Osmancık'a hizmet etmekti ki. Bunun için de 5 kategoride olmak üzere kulüp faaliyetlere başladı. Bunun için de en önemli ana branşımız olan futbolda lige iyi bir başlangıç yaptık. Ligin 5. haftasına kadar namalur yolumuza devam ettik. İlk 4 haftayı lider geçirdik. İlk mağlubiyetimizi 5. haftada bayağı spor deplasmanında aldık. Çok şanslı bir şekilde yenildik ama hiçbir mazerete, hiçbir kimseye sığınmadan işimize baktık, hatayı kendimizde aradık. Kendi hatalarımızdan ders çıkarmaya çalıştık. Sonrasında oynadığımız Ulukavak Spor maçında kazandık. Ve final maçı, sezonun ilk final maçı niteliğini taşıyan Tungurlu deplasmanına gittik. Maçın hemen başında 1-0 öne geçmemize rağmen oyunun kontrolü tamamıyla bizdeyken çok bariz bir hakem hatasıyla rakibin 10 kişi kalması gereken pozisyonda biz 10 kişi kaldık ve skor 1-1'e geldi. Sonrasında ikinci yarının başında yediğimiz bir golle de karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamlayarak Osmancık'a döndük. Bu da rakibimizle sezon boyu devam edecek olan 3 puanlık farkın açılmasına sebep oldu. Biz yine kimseye dert yanmadık. Yine kimseye sesimizi çıkarmadık. Her zamanki gibi Osmancık Spor yönetimine yakışan adaplı, edepli, futbolun etik kurallarına uygun bir şekilde devam ettik. Yine çalıştık. Ve malumunuz geçtiğimiz pazar günü oynadığımız Sungurlu Spor maçına kadar 3 puanlık fark devam etti. Buradaki maçta da çok iyi hazırlandık. İyi de başlamamıza rağmen maalesef ki bunu da üzülerek belirtiyoruz. İl Hakem Kurulu tarafından atanan çok acemi değil bakın. Acemi demiyorum. Eyyamcı, idareci bir hakem tarafından 2 puanımız çalınarak şampiyonluğu rakibimize teslim edilmiştir. Burada her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki biz asla Sungurlu Belediyespor'un kazanmış olduğu şampiyonluğa gölge düşünecek veya onu küçümseyecek bir toplantı değil. Biz rakibimizi sonuna kadar tebrik ediyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere gelirler. Sonuçta onlar da çok mücadele etti. Onlar da yatırım yaptı. Bu ligden 2 tane şampiyon çıkmayacaktı. 1 tane şampiyon çıkacaktı ki bu da rakibimiz oldu. Biz bugün burada yine kendilerini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bizim derdimiz Sungurlu Belediyespor'la veya diğer futbol kulüpleriyle değil. Çorum'da yıllardır yuvalanan, yapılanmış olan hantal, ağır, artık çalışmaz hale gelmiş ve özellikle de 2 tane Osmancık Spor, Sungurlu Spor arasında oynanan karşılaşmalarda tarafsızlığını yitirmiş olan İl Hakem Kurulu ve diğer futbolu yöneten kurullarladır. Buradan açık ve net belirtmek istiyorum. İlk Sungurlu'da oynadığımız karşılaşmaya bizim Bayan Spor maçında da maçımızı yöneten Celal Bayraklı hocamızı atadılar. Celal Bayraklı hocamız maalesef ki o maçta Bayan Spor maçında kalecimiz Ertuğrul'a talihsiz bir rapor düzenlemiştir. Bu rapor görüntülerle çürütülüp hakemin raporunu çürüttüğümüz gün olan Cuma gününden sonra 2 gün sonra oynayacağımız Sungurlu Spor maçına yine aynı hakem atanmıştır. Bu hakem atamalarını yapan Çorum İl Hakem Kurulu Atama Başkanı Sayın Kahraman Ölçer'dir. Bizim bu raporu çürüttüğümüzü bire 2 gün sonra aynı hakemi bizim maça verdi ve 3 puanımız resmen çalındı. Amenna dedik, eyvallah dedik, yine çalışmaya başladık. Bu maça geldik. Osmancık'taki maçta da hafta başından beri defalarca uyarmamıza rağmen, kaliteli bir, iyi bir hakem istememize rağmen, bunu sözlü bir şekilde hem futbol il temsilcisi Engin Ayan'a hem de Kahraman Ölçer'e çeşitli yollarla iletmemize rağmen elinde
ulusal liglerde yer almayan, bu hafta maça gitmeyen iki tane klasman hakemi varken, bir tanesi Özcan Genel, bir tanesi Ahmet Ecevit. İki tane üst lig hakemi varken klasman olmayan il hakemini neden, hangi amaçla bu maça atamıştır? Hakemini maça nasıl hazırlamıştır? Veya nasıl bir talimat verilmiştir de ki Osmancık Belediyespor'un tüm herkesin olduğu, gördüğü gibi ve elimizde kamera kayıtları var. Bakın o gün 3 tane farklı kamerayla maçın kaydını aldırdık. 3 pozisyonda çok net penaltı olduğu herkes tarafından dile getirilirken pozisyona çok yakın ve gördüğünü kesinlikle bizim de kamera kayıtlarından gördüğümüz maçın hakemi Yüksel Basar bu pozisyonları neden penaltı olarak verememiştir? Hangi talimatla verememiştir? Neden çekilmiştir? Biz sadece bunların peşine düşeceğiz. Bu zamana kadar Osmanlıca ve Osmancık spor kamuoyuna, Osmancık Belediyespor yönetimine yakışan terbiyeli, usluplu adablığımızı yine devam ettireceğiz. Ama asla bundan sonra da uysal bir koyun olmayacağız. Hakkımızı sonuna kadar her yerde arayacağız. Bu zamana kadar hiçbir şekilde dile getirmediğimiz, her zaman futbolun güzel yanlarından baktığımız, her zaman spora, sporcuya ve Çorum'a hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda bundan sonra asla kimse Osmancık Belediyespor yönetiminden ve Osmancık spor halkından asla böyle bir anlayış, hoşgörü beklemez. Çünkü biz bu sene her deplasmana gittik. Hemen hemen her ilçeye gittik. Yaşadıklarımızı biz gördük. Biz bildik. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Daha bundan bir ay önce Alaca Belediyespor, Osmancık Belediyespor maçında hakemi Yüksel Basar'dı. Bu hakem arkadaşımız maçın 40. dakikasında takım kaptanımız Sefer Karatemiz ile Alaca Belediyespor takım kaptanı Serkan Aykut'un ikili mücadelesinde iki futbolcuya birden çok ağır rapor yazmış ve bunun neticesinde karşılaşmada 5 tane Alaca Belediyesporlu futbolcu takım kaptanımız Sefer Karatemiz'e saha içerisinde fiili saldırıda bulunmuştur. Gözünün önünde hiçbir oyuncu ihraç edememiş, sadece Serkan Aykut ve Sefer Karatemiz'i ihraç etmiştir. Maçı idare şekline gitmiştir. Atması gereken 4 tane de Alaca Belediyesporlu oyuncuyu atamamıştır. Tamamıyla deplasmanda Alaca Spor taraftarının daha önce Alaca'da hakem dövmesinden etkilenerek bunlar vermiştir bu kararı. Daha sonra aynı karşılaşmanın 73. dakikasında rakip oyuncu Mustafa Çıplak ikinci sarı karttan oyundan ihraç olmuştur. Sağdan herkesin gözünün önünde. Ve maçın gözlemcisi de ne gariptir ki yine il hakem atama sorumlusu Kahraman Ölçer hocamızdır. Onun gözünün önünde tüm Çorum hakemlerine ve maçın hakemine ana avrat küfür ederek, bakın ne söylüyorum, ana avrat küfür ederek sahadan çıkmayacağını, futbolu maçın bu hakemine katlettiğini, Çorum futbolunu maçın bu hakeminin katlettiğini herkesin, tüm Alaca seyircisinin duyacağı şekilde, sözlü bir şekilde dile getirmiştir. Fakat ne kadar yazıktır ki karşılaşmanın hakemi Yüksel Basar o küfürleri ve o hakaretleri sinesine çekmiş, kendisi de kabullenmiş ve raporuna yazamamıştır. Aynı oyuncu disiplin kuruluna sevk olmadan, çift sarı karttan disipline sevk olmadan bir maçta cezası infaz sayılmıştır. Hakeme küfür etmenin, hakaret etmenin bir maç cezası olduğu yerde aynı karşılaşmada rakibinden dayak yenmenin takım kaptanı iki maç ceza almıştır. Bu hakemin raporuyla. Çok basit. Bugün inceledim listeleri. Rakibimiz olan Sumurlu Belediyespor 15 maç yapmış. Bir tanesi 3-0 Utman galip Cumartesispor maçı. Geri kalan 14 tane maç oynamış. 14 tane maçı sezon boyunca 6 tane hakemle bitirmiş. 14 tane maçı toplam 6 tane hakemle bitirmiş. Bunlardan 2 tanesi Sedat Sara Tataroğlu, 2 tanesi Celal Bayraklı, 4 tanesi Osmancık Belediyespor maçında da katili Yüksel Basar'dır. 3 tane Özcan Genel, 1 tane Mustafa Özdemir, 1 tane Ömür Soytemiz. 14 maç oynamış, 6 tane farklı hakemle oynamış. Ve 14 maçın 4 tanesini Yüksel Basar yönetmiştir. İlk yönettiği karşılaşma olan Sungurlu Belediyespor'un ilk yönettiği karşılaşması olan Alaca Belediyespor, Sungurlu Spor maçını da 1-0 Alaca Belediyespor kazanmıştır. Maalesef ki o maçta yaşadığı hengame, aldığı tepkiler
bir diyet borcu oluşturmuştur ve bunu da Osmancık Belediyespor maçında ödemiştir. Gelelim Osmancık Belediyespor'a. 15 tane maç oynamış, 8 tane farklı hakemle oynamış. 3 tanesi Celal Bayraklı, 3 tanesi Emrah Okan, 3 tanesi Yüksel Basar, 2 tanesi Ahmet Ecevit, 1 tane Emrah Alagöz, 1 tane Ömür Soydemir, 1 tanesi Mustafa Özdemir ve 1 tanesi Özcan Yener'dir. Bir tarafta 15 maçı 8 hakemle oynatıyorsun, hep farklı hakemlerin var. Diğer tarafta 14 tane maçı 6 tane hakemle oynatıyorsun. Hem fazla maç oynamışım hem fazla hakemle oynamışım. Ve en garip olan da, rakibi bizim maçlarını yöneten ve Osmancık Spor maçına hiç verilmeyen 2 tane hakem vardır. İl hakem kurulunun elinde. Bu 2 hakem sezon boyu neden hiç Osmancık Spor maçlarına verilmedi? Biz bunların cevabını merak ediyoruz. İnşallah ben Kahraman Hocam'dan ve İl Hakem Kurulu Başkanı Recai Kuzey'den bunun cevabını istiyoruz. Acaba bunun cevabı Recai Kuzey'in somurluğu olmasından dolayı mıdır? Hakemlerin, hakem il komite başkanları Recai Kuzey'e bir diyet borcu mu vardır? Daha çok maç almak mı istemektedirler veya daha çok klasmana mı çıkmak istemektedirler? Biz bunların cevabını merak ediyoruz. Maç oynanırken saha içerisinde ben en az 10 defa Kahraman Hocam'ın yanına gidip hocam lütfen hakemle konuş, bak maçı idareye götürüyor. Maçı idareye götürüyor, en az 10 defa uyardım. Sezon başından beri iki kulübün de emeği vardı. Bir tane şampiyon çıkacaktı, çıktı. Keşke daha adil, daha sağlıklı bir yönetimde olabilseydi. Biz iki tane Songurlu Belediyespor maçında 5 puanımızı çaldırdık. 5 puanımızı çaldırdık. Yani rakibimiz bizden 4 puan aldı, bir 5 puan kaybettik. Düşelim rakipten 4 puan, koyalım 5 puan. 6 puan farkla şampiyonluk, çok rahat. Kesinlikle yine tekrar ediyorum. Başta İl Hakem Kurulu olmak üzere, Çorum'da futbolu yöneten her sene bir ilçe bal ligini yaşatın, bir takım bal ligini gördün, herkes bu zevki yaşat. Her kulüp yatırım yapıyor, her kulüp emek harcıyor. Belki Osmancık Belediyespor yönetimi sezon başında hedef koymadı. Ama orada 22 tane futbolcunun sezon başından beri emeği var. Herkesin hakkı var. Kar demediler, kış demediler, benim takımım haftada 5 gün antrenman yaptı. 5 gün. Bir gün bile antrenman çıkmayalım demediler. Bu emektir, haramdır. Bakalım her sene, bir sene Eskilip oynasın, bir sene Alaca oynasın, bir sene Osmancı oynasın. Şimdi de sezon başı tamamıyla hem Çorum yerel basınında, Çorum merkezi yerel basınında, hem diğer kulüpler üzerinde futbolu yönetenler tarafından daha futbol sezonu başlamadan ilk günden beri bu sene Sumurlu şampiyon olur, bu sene Sumurlu şampiyon olur, olamazsa bayat olur. Osmancı'yı kimse içine katmıyordu, kimse hesap etmiyordu. Öyle bir kamuoyu yaratıldı ki daha ilk haftadan Somurlu Spor şampiyonu ilan edildi. Ve muhtemelen oynanacak olan Eti Lisesi Gençlik Spor Somurlu Belediyespor maçında merakla bekliyoruz. Maçın denetçileri, maçın gözlemcileri hakemler üzerinde nasıl bir etki yaratacak, altta gelen takım nasıl kullanacak, sabırla göreceğiz. Bunları izleyeceğiz. Çünkü öyle bir sistem oluşmuş ki her yıl bir tane ilçe oynasın. Tabii ki Somurlu bu sezon maçını para harcadı. Tabii her para harcayan kulüp şampiyon olmak zorunda ki öyle bir mantık var. Bu sene de şampiyon olsun. O yüzden de maçın hakemine elinde iki tane klasman hakemi dururken il hakemine atayıp maçı yönetme değil idare etme şekli görevi verilmiştir. Onu da hakem Yüksel Başar Basay'la tamamlamıştır. Yine tekrar ediyorum. Bu saatten sonra Osmancık Spor asla ulusal koyun olmayacaktır. Her platformda, her yerde hakkını arayacaktır. Ve bu gecede sahiptir. Biz bundan sonraki süreçte inşallah asla kulüp olarak vazgeçmeyeceğiz. Kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sezon son maçını pazar günü 11'de Çorum'da İskilip Spor'la oynayacağız.
Buradan da tüm Çorum Spor kamuoyuna şunu da deklar etmek istiyorum. Rakibimizin veya rakibimizin rakiplerinin durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü Ulukavak Spor il özel idare sporla oynuyor ki iki takımın da 11 puanı var. Bizim oynayacağımız İskilip Spor'un da 10 puanı var. Yani bizim maç kesinlikle küme düşecek takımı ve takımları çok yakından ilgilendirdiği için biz Somurlu Spor'a nasıl oynadıysak veya Bayat Spor'a nasıl oynadıysak çıkıp İskilip Spor'a da aynı şekilde aslanlar gibi mücadelemizi vereceğiz. Osmancık Spor hiçbir zaman bu işlerin içinde olmamıştır ve olmayacaktır da. Bunu tüm spor, Çorum Spor, kamuoyu iyi biz. Kesinlikle gerekeni her şeyi yapacağız. O maç içinde galibiyetle gireceğiz ve sezonu hak ettiğimiz, daha doğrusu hak etmediğimiz ikinci sırada bitireceğiz. Daha sonra yönetim kurulumuyla oturup yeni sezonun planlamasını yapıp inşallah bir dahaki sezonda Osmancık Belediyespor'u nasıl şampiyon yaparız, nasıl iyi yerlere getiririz, Çorum'u dışarıda ve diğer platformlarda en iyi nasıl temsil ederiz, bunun çalışmasına başlayacağız. Bu çalışmaları yaparken de yönetim kurulumuz özellikle önem verdiği sezon başından beri tesisleşme, kulüp binası, idman sahası ve kulübe kalıcı gelir sağlayacak tesislerin inşaatına başlayacak bu yaz. Bunun da buradan müjdesini verelim. Osmancık halkı, Osmancık'la, sporla ilgilenen kişiler, işleri rahat olsun. Bu yönetim inşallah Osmancık için en iyisini yapacaktır ve yapmaya da her zaman hazırdır. Bu gücü de vardır. Ben burada sözlerimi sona erdirmek istiyorum. Dediğim gibi tekrar şampiyon olan Sungurlu Belediye Spor Kulübü'nü tebrik ediyoruz. Allah yollarını açık etsin. İnşallah iyi yerlere gelirler. Tüm sezonu inşallah her takım hayırlısıyla istediği yerde bitirir. Bu hafta son maçları oynayacağız. Son haftaya girerken tüm takımlarımıza sakatlıksız, kazasız, belasız iyi bir sezon diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.